Muhteşem bir öğlen yemeğiydi. Kulak çorbası, mumbar dolma, topalak, deli paça, keşkek, nohut, kıldırdak tatlısı. Ben bu kadar çok ve lezzetli yemeği bir arada çok az görüyorum. Bu sözler geçtiğimiz cumartesi günü ilçemizi ziyarete gelen Pixis Fotoğraf grubunun üyelerinden Bora Çalbey'e ait. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Video yapmayalı epey zaman oldu. Birikmiş çok fazla da konu var ama işlerimin yoğunluğu sebebiyle bir türlü fırsat bulup sizlerle paylaşımda bulunamadım. Videolar hazırlayamadım. Veya belki de bu bir bahaneydi yani. Belki istesem yer açıp halledebilirdim ama bundan sonrasına bakalım artık. Kısmet diyelim. Dediğim gibi birikmiş çok fazla konu var. Ama bugün bu videoda ben sizlere kırkaç yemeklerinden bahsedeceğim yine. Daha önce de pideli paçadan bahsetmiştim. Şimdi iki önemli etkinlik oldu. Bir tanesi ikinci Kırkağaç Yemekleri Kültür Şenliği. Diğeri de geçtiğimiz cumartesi Ümit Evran abinin fotoğrafçı dostları, Pixis Fotoğraf grubu üyeleri Kırkağaç'ı ziyaret ettiler. Cahit Uslu, Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği'nin başkanı onları Öveçli'de misafir etti, ağırladı. Bizim yemeklerimizden yedirdi. Ben de oradaydım. Ve yemekler gayet çılgındı her zamanki gibi. Bora Çalbey'in de işte ilk defa tadan birisi olarak bu yemekleri, sözleri bizim için anlamlı açıkçası. Tabii şimdi bu etkinlikler var. Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği var. Bunun faaliyetleri var. Yapılmak istenenler var burada. Az sayıda da olsa bir Kırkağaç yemekleri sevdalısı insanlar bir araya gelmiş. Bir hedef tabii bir gaye bir amaç var. Bu tabii resmi bir şey olmayacak belki konuşması olmayacak. Ben sadece kendi şahsi fikirlerimi ifade edeceğim burada. Ne anladığıma dair. Şimdi burada ne amaçlanıyor? Ne yapılmak isteniyor? Filan gibi bazı meseleleri bence ifade etmek gerekiyor. Çünkü beklentiler yüksek olabiliyor. Yani bir anda insanın zaten insanoğlunun hastalıklarından bir tanesidir. Yani bir şey hemen olsun ister. Bizi veya bizim bir şeyi hemencecik olmasını istememiz bizim işte bu zaaflarımızdan bir tanesi. Halbuki hiçbir şey, hatta anlamlı olan hiçbir şey bir anda olmaz. Her şey kademe kademe, adım adım, bebek adımlarıyla böyle başlayıp daha sonra inkişaf eder. Bunda da belki öyle bir şey hedefleniyor yani. Mesela bir 10 yıl sonrasında ne olabilir? Yani Kırkağaç yemeklerini, Kırkağaç'ın kültürünü, tanınmışlığını falan nerede görmek istiyoruz gibi bir vizyonla hareket edip işte onu bu 5 yıl sonra, 2 yıl sonra, 1 yıl sonra işte falan gibi bu 10 yıl sonraki hedefe ulaşmak için neler yapabiliriz? Adım adım falan gibi bir düşünce olabilir. En azından ben öyle anlıyorum, öyle görüyorum, öyle görmek istiyorum. Şimdi Kırkağaç yemekleri önemli. Bizim bu çılgın yemeklerimiz önemli. Biz burada hani bir meşhur söz vardır. Ol mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler diye. Yani hani o balıklar ki denizin deryanın içindedir. Deryayı bilmezler. Şimdi biz de aslında bu yemek kültürümüzün, yemek zenginliğimizin çok farkında değiliz. Kıymetinin çok farkında değiliz. Şöyle bir hikaye anlatayım. Ben İstanbul'a ilk gittiğimde üniversite için 1997 yılı işte yani bir acıktım, bir lokantaya gittim, oturdum, sordum işte neler var falan. Dediler işte şu var, bu var vesaire. Güveç vardı. Ha iyi dedim, güveç varmış. Güveç yiyeyim bari falan. Güveç sipariş ettim. Hani bekliyorum ki bizim güveç gibi böyle sırf
Etten olur bizim güveçler. Arasında belki bir iki patates, üstünde biraz domates kavrulabilir, fırınlanır. İşte arasında sarımsak falan konabilir. Değişik versiyonları var ama çok ağırlıklı olarak o ettir yani. Neredeyse hatta tamamı ettir, dana etidir falan. Dana etinden yapılır. Ben öyle bir şey bekliyorum yani. Güveç deyince. Güveç geldi. O zaman da böyle çok sebzeyi falan pek sevdiğim bir dönemim değil. Yani bir yemek çok seçiyorum. Gençlikten gelme şey. Getirdiler türlü ya yani güveç diye. İşte tabağın içinde patlıcanlar, biberler, işte domatesler falan böyle birkaç parça et. Bildiğiniz türlü geldi güveç diye falan. Ben de çok şaşırdım yani. Falan sonra tabii öğrendik yani. İstanbul'da veya daha başka yerlerde nasıl yemekler var falan. Daha çok kebap türleri var. Izgara vesaire. Yani şöyle ben gerek İstanbul'da bulunduğum dönemde gerekse başka zaman başka yerlere gittiğimde bizim kırk ağacın yemekleri gibi bir ulu yemek kültürü olan bir başka yer görmedim yani. Dolayısıyla bu kıymetli eğer bunu tanıtabilirsek, bunun bilinmesini sağlayabilirsek, bu noktada bir markalaşma algısı oluşturabilirsek bu gayet önemli bir şey olur. Önemli bir kırkaca ve hatta Türkiye'nin kültürüne, insanlığın kültürüne bir katkı olur yani neticede. Bunların hepsi kültür, yani kültür bizim insanların neyi nasıl yaptığı bir nevi. Kültürün birçok tanımı var ama buradaki benim anlatmaya çalıştığım kontekste biraz uyarlayıp eğip bükecek olursak İnsanların neyi nasıl yaptığının birikiminin aktarılması olur, tanıtılması olur, bildirilmesi olur. Özellikle medyanın işte bir tane cep telefonuyla icabında milyonlara ulaşılabildiği bir çağda bunları tanıtmak gerekiyor, bunları bildirmek ve işte insanlığa mümkün olan katkımızı sunmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun tabii bize yani Kırkağaç'a da mutlaka geri dönüş olacaktır. Şimdi bizim Kırkağaç'ta şöyle bir şey var. Türkiye'nin pek çok yerinde var yani. Birileri fabrika kursun, işte tesisler olsun, gidelim çalışalım, maaşlı işçi olalım falan gibi. Yani evet olabilir yani o da lazımdır belki ama bölgenin durumuna göre. Fakat neticede bu bir bölgeyi kalkındırmaz, bölgeyi zenginleştirmez ancak o bölgenin insanını işçi haline getirir. Yani bunu küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu çok önemli bir şey. Ama asıl zenginliğin kaynağı ticarettir, alışveriştir, üretimdir. Ki burası geleneksel olarak çiftçi memleketi, üretime alışkın insanların memleketi. Hatta daha öncesinde Osmanlı döneminde kozmopolit bir memleket. İşte birçok milletten insanların bulunduğu, çok daha canlı, cıvıl cıvıl bir kültürü ve geçmişi olan bir memleket. Dolayısıyla yani şimdi hani şey gibi, bir attan inip eşeğe binmeye çalışmak gibi, işte fabrika kurulsun, işçi olalım falan gibi. Bunu da yatsımıyorum yani reddetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama daha iyisini hedefleyebiliriz yani. Bu bir zihinde bakış açısı meselesi, perspektif meselesi. Biraz farklı bir şekilde ifade edecek olursak. Dolayısıyla da yani şimdi bu girişimcilik filan noktasında, kalkınma noktasında bir şeyler yapılmak için önce o vizyona sahip olmak gerekiyor. Bu arada tabii galeriler de var. Burada Türkiye'nin en büyük traktör galerisi esnafı var ya yani. Filan bu tip şeyleri göz önüne almak ve elimizde var olan değerleri büyütme yoluna gitmeye çalışmak gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Az önce söyledim yani. Markalaşarak olacak. Neleriniz varsa değerlerinizi vesairesinizi markalaşarak tanıtıp ön plana çıkartıp insanlara sunacaksınız.
Şimdi markalaşma da bizde çoğunlukla yanlış anlaşılıyor. Nasıl yanlış anlaşılıyor? Markalaşma ne değildir? Önce ona bakalım. Markalaşma işte bir tane logo yapıp işte bir şekil çiziktirip onu yapıştırıp patent denetimine gönderip marka testi yaptırıp veya coğrafi işareti alıp etiketlemek değildir yani. Markalaşma bundan ibaret değildir. Bu işin sadece bir parçası. Bu marka kimliği, yani sizin kimliğinize ait bir unsuru oluşturmak demek. Markalaşmak ne demek? Markalaşmak sizin varlığınızın, değerinizin, markanızın hedef kitlenizdeki algısı demek. Yani bir nevi itibarınız demek, itibar yönetimi demek. Bunu esnaflık yapanlar çok iyi bilirler yani. Şu çok tutarlı bir şekilde mesela dürüst olmak zorundasınızdır. İyi ürün vermek zorundasınızdır. Çok tutarlı bir şekilde müşterilerinize iyi hizmet vermek zorundasınız. Onları memnun etmeye çalışmak zorundasınız. Memnuniyetine bakmak zorundasınızdır. Onlara kötü muamele etmemek zorundasınızdır falan gibi böyle şeyleri vardır. Ki o iyi esnaflık özelliklerine göre insanlar tekrar tekrar gelirler yani. Bu temel bir mesele. Bu arkadaşma da bir nevi bunun gibi yani. Bu şekilde itibarınızı, marka algınızı vesairenizi yöneterek kendi değerlerinizin iletişimini kurarak kitlelerle, kitlenizle sürekli bir alışveriş durumudur yani. Bir nevi iletişim yönetimidir markalaşma. Benim anladığım markalaşmadan anladığımın kendime kendi kelimelerimle tanımlamaya çalışırsam böyle bu şekilde ifade edilebilir. Yani bunun tabii sözlük anlamı, terim anlamı vesairesi falan bakılabilir, müracaat edilebilir ama neticede dediğim gibi markalaşma sizin nasıl algılandığınızla ilgili bir şeydir. Sizin yaptığınız bir şey değildir. Yani sadece onun sadece bir kısmını yönetebilirsiniz. Gerisi sizin müşterinizin, kitlenizin sizi nasıl gördüğüdür. Marka budur yani. Dolayısıyla bu değerleriniz neler? Ön plana çıkaracağınız şeyler neler? Bunların iletişimini nasıl kuracaksınız falan. Bunlar çok önem kazanıyor ve böyle 2 günlük, 3 günlük bir mesele değil. Bu yıllarca sürecek bir mesele. Uzun vadeli düşünmek, uzun vadeli hesap etmek gerekiyor. Kısa vadeli hemen bir anda hemencik olsun mantalitesiyle bakmamak gerekiyor bu tip meselelere. Şimdi tabii markalaşmayla ne olacak yani? Markalaşmanın faydası ne? Markalaşma kültür yani karın doyuruyor mu? Evet, aslında doyuruyor yani. Tabii ki doyuruyor. Doyurmaz olur mu? Yani markalaşınca ne olacak? Yani sorusu geliyor bazen. Herkese ne oluyorsa o daha çok para kazanacaksınız. Zenginleşeceksiniz yani. Nasıl mesela? İşte yani bir deri çanta mesela ne kadar olabilir? En ucuza ne kadar alınabilir? Ne bilmiyorum yani fiyatların da işte diyelim ki 100 liraya deri çanta alınabilir. Ama Gucci 100 bin dolara satıyor yani mesela deri çantayı. O aradaki fark ne? Aradaki fark markalaşma. Şimdi Apple bir iPhone çıkartıyor. Mağazalarda insanlar geceliyorlar sabah. İlk kapılar açıldığında ürüne ben sahip olayım falan diye yani. Şimdi markalaşma bu. Marka algısı bu tabii. Marka algısı bu. Markalaşma bunu sağlıyor yani. Ama bu nasıl oluyor? Yıllar içerisinde oluşan bir itibar yönetimiyle, marka iletişimiyle vesairesiyle oluşuyor. Dolayısıyla yani şimdi siz de kendiniz yemeklerinizle, işte traktörünüzle, esnaflığınızla, kavunla ve diğer başka değerlerinizle, tarihinizle falan vesaire tanıtıp insanların zihninde ya Kırk Ağaca uğramadan olmaz, İzmir'e gidiyorum ama Kırk Ağaca uğramadan olmaz, oraya bir göreyim, yemeklerini yiyeyim gibi bir algıyı oluşturabiliyorsanız veya bu algıyı oluşturabilirsek yani önümüzdeki 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda ondan sonrası zaten gelecektir. Ama zaten bu
dediğim gibi uzun vadeli bir vizyon gerektiriyor. Kolektif bir çalışma gerektiriyor. Öyle 3 kişinin, 5 kişinin bir tane derneğin altından kalkabileceği bir şey değil. Herkesin kendince bu noktada en azından düşünmeye başlaması gerekiyor. Düşünmeye başlanırsa daha sonra aksiyon gereken yerde hareket de edilebilir. Ama en azından düşünmeye başlamak gerekiyor. Tabii markalaşmanın hızı filan meselesi de var. Veya her zaman markalaşınca başarılı olunur mu filan gibi sorular da var. Olunmayabilir. Markalaşırsınız ama başaramazsınız. Tutmaz yani. İş yürümez. Veya hızlı bir şekilde markalaşayım deyip tonla para gömersiniz. Ama yavaş olur, olmaz. Veya başka bir şekilde olur. Biraz rotayı değiştirmek gerekiyordur yani. Doğru strateji falan bulmak için. Bunlar tabii meselenin incelikleri ile ilgili şeyler. Yani bunun çok örnekleri var. Mesela bir video projesi vardı benim hatırladığım. Birkaç yıl önce işte Hollywood filmlerinden kesitler, işte ünlülerle sohbetler, işte falan fragmanlar gibi böyle özel içeriklerin falan olacağı bir platform falan kurayım dediler. 20 milyar dolar falan harcadılar yani. Ve bütün Hollywood starları her yerde tanıtımını yaptılar. İşte bu iş tutsun vesaire falan diye böyle acayip bir ne diyeyim işin etrafında fırtına kopardılar. Tutmadı ama şimdi ben adını bile hatırlamıyorum uygulamanın yani mesela. Böyle şeyler olabiliyor. Ama sabırsız da olmamak lazım. Dediğim gibi bu uzun vadeli düşünmek, uzun vadeli oyun planına göre hareket etmek gerekiyor. Evet, yani işte iki etkinlik yaptık. Bir tanesi şenlikti, öbürü Cahit'in evindeki bir minik davetti falan gibi. Yani ne amaçlıyoruz bunlarla? Böyle bunu bu tip bir şey hedefliyoruz. Yani bir buranın değerlerinin kıymetinin anlaşılıp sahip çıkılıp bunun iletişimin başkalarıyla dışarıyla buna sahip olmayanlarla ilgi gösterebilecek insanlarla iletişimini kurulup markalaşılması ve bunun bir ekonomik dönüş olarak bir girişimcilik hareketiyle birlikte bir ekonomik dönüş olarak buralara, bu topraklara getirilmesi sağlanabilir mi? Başarılabilir mi? Mesele bana göre bundan ibaret. Bu tabii işte Alp Hoca'nın böyle bir adımı atmasıyla başladı. İşte onlar da şeymiş, eşi İzmir'den ve İstanbul'dan arkadaşlarını çağırmış. Burada düğün yemekleri yemişler Ayça Hanım. Ve biz nasıl demişler bir İzmir bir saat mesafede bu yemeklerden haberimiz yok falan hep akıllarının bir köşesinde varmış. Nitekim zaten 40 ağacın dışında yaşayan insanların hep aklının bir köşesinde vardır. Bu yemekleri biz nasıl tanıtırız, nasıl bildiririz falan gibi bir ukdedir insanın içinde. Ben de 17 yıl İstanbul'da yaşamış birisi olarak bunu çok her zaman yaşamış birisiyim yani. İşte arkadaşları getiririz, burada yediririz veya buradan yemek götürürüm falan İstanbul'a. Çok çoktur yani şey tattırmak isteriz. İşte aynısını buranın lezzetlerini veya diğer kıymetlerini başka insanlara ulaştırma isteği yani. Bundan ibaret. Mesele bundan ibaret. Bunu ama akıllı bir şekilde stratejiyle markalaşarak ekonomik geri dönüş olarak olacak şekilde nasıl yaparız? Bütün olay bundan ibaret. Mesela bu kadar yani. Bu çok abartacak bir şey de yok. Çok böyle absürt bir takım tepkiler verecek şekilde tavır alacak bir şey de yok yani. Evet. 17 yıl İstanbul'da yaşadım. Özellikle bunun ilk 5 yılı da sık sık gelirdim Kırkaca. Belki ayda bir falan gelirdim. İlk birkaç sene yazın falan da geldim. Her zaman yani ilk yaptığım şey buranın yemeklerini tekrar yemek olurdu yani yumulurdum. Annem sağ olsun bir sürü
yemekler yapar falan, ben geleceğim diye. İlk iş sabah kalkıp pideli paça yemek falan vesaire. Yani şimdi dışarıda olunca bunların kıymetini daha iyi biliyorsunuz. Evet, 17 yıl bu özlemle yaşadık. Şimdi Alp Hoca da herhalde Amerika'da özlemini sürekli duyuyordur. Evet, bakalım 40 ağacın, 40 ağacın bu çılgın ve kendine has lezzetlerinden bir marka çıkartabilecek miyiz? Bunu başarabilecek miyiz? Ya bu hep beraber, hep beraber olursak başarılabilecek bir şey. Bakalım. Hadi bakalım. Buyurun. Bir de hep beraber el atalım diyeyim. Lafı da uzattım. Ne kadar oldu şimdi? 21 dakika oldu. Evet, şimdi notlarıma bakayım neler var daha. Ne yapabilirsiniz? Mesela şöyle bir şey var tabii. Bizim yemekler lokantalarda pek yok. Yani hep lokantalar. Ben şimdi burada 20 dakika konuştum. Şenlik yaptık. İşte davet yaptık falan. O kadar taş yemekleri falan diye atıp tutuyoruz. Birisi gelse, bir lokantaya girse, yemek yese bakacak. İşte bir şey yok yani. Böyle o kadar övündüğümüz kadar bir şey yok falan diyecek. Bu muymuş 40 ağaç yemekleri diyecek yani. Birincisi lokantalarda yok bu yemekler. İkincisi bilmiyorum niye yok. Olmalarını sağlayabilirler mi? Nasıl olur, onların bir kendi bileceği iş. Ama bizim zaten yemeklerimiz esas evlerde yapılan yemeklerdir. Düğünlerde yapılan yemeklerdir. Bu yemeklerin videosu çekilip internette paylaşılabilir. Mesela bir düğüne gittiniz. Artık şimdi eskisi gibi bizim geleneksel düğün yemekleri de çok olmuyor. Böyle tabldotta nohut, pilav, et, höşmerin falan gibi bir şey oluşmaya başladı pandemi sonrası özellikle. Yani tabii anlaşılabilir ama o geleneği de devam ettirmek lazım. Şimdi hani mesela bir düğüne gittiniz, ne bileyim işte fotoğrafını çekip atın yani sosyal medyada paylaşın. Veya evde yemek yapıyorsunuz kadınlar falan. Ne bileyim onun püf noktasını nasıl yapıldığını falan anlatın, koyun yani profillerinize, şeylerinize ekleyin. Bunlar çok önemli şeyler. Yani benim yaptığımdan ne olacak ki falan gibi düşünmeyin. Yani bu 1, 2, 3, 5, 10 derken bu böyle kademe kademe muhtemelen yayılacaktır. En azından bir arşiv olarak, bir tarihe düşürmüş kayıt olarak o yerinde duracak ve yerini bulacaktır. Şimdilik aklıma gelenler bunlardı bu meseleyle ilgili söyleyeceklerim. Tabii daha çok su götürür. Özellikle markalaşma ve internet ve dijital pazarlama ile ilgili meseleler. Konuda yani daha birkaç saat konuşsak bitiremeyiz. Ama çok da böyle daha da fazla lafı uzatıp sizi bunaltmayayım eğer bu noktaya kadar izlediyseniz. Bunun haricinde tabii benim kendi işlerimde de bir sürü değişiklikler oluyor. Fotoğrafa bu yıl kısmetse artık net bir şekilde döneceğim. Sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor. İşte sonbaharın o muhteşem renkleri, sarı, kırmızı, turuncu falan. Böyle adeta tabiat son geçit resmini böyle muhteşem renk bürünüşüyle müthiş bir harmoni eşliğinde düzenliyor. Bir nevi son geçit resmini, son güzelliklerinin sergilediği şeyi yapıyor. Merasimle elveda diyor adeta. Bunun fotoğraflarını yeniden çekmek istiyorum. Su Uçlu'ya gitmek istiyorum. Belki iki defa gideceğim bu yıl Su Uçlu'ya. Orada çekmeyi arzu ettiğim fotoğraflar var. Almayı arzu ettiğim. Sonra da eğitimlere vesaire falan bakacağız ama ondan önce yani fotoğraf meselesine dönmeden önce yapmak istediğim, hazırlamak istediğim bazı materyaller, bazı şeyler var. Harıl harıl onlarla çalışıyorum. Bakalım. Ya nasip diyelim. İşimizi yapalım. Gerisine bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz.
bir nevi gurme şehrinin sloganı oldu. 40 ağaç için el ele deyip kapatayım. Görüşmek üzere.